Kuyucaklı Yusuf. Yazar Sabahattin Ali. 2. kısım 5. bölüm. Anlattığımız vakalardan beri 2 hafta geçmiş. Bu müddet zarfında Yusuf eve pek az uğramış, zamanını daha çok zeytinlikte geçirmişti. Gece yarısından sonra geliyor, Şafak'la beraber gidiyordu. Muazzez'le karşılaşmak istemediği belliydi. Bir müddet evvel Ali'nin annesi Muazzez'e görücü gelmiş, düşünelim cevabını almıştı. Bunun burada bir muvaffakat olduğu malumdu. Artık söz kesilmiş demekti. İki tarafta mümkün olduğu kadar ağırdan almış olmak için sual ve cevapların arasını uzatıyorlar, birbirlerine pek seyrek gidiyorlardı. Fakat ailelerin evinde nişan hazırlığı başlamış, hatta nişanda gönderilmesi adet olan baklava tepsisini örterek kırmızı gaz boyaması bile kenara ayrılmıştı. Selahattin Bey, 320 liranın ödenmesinin sinirlerine verdiği gevşeklik içinde her şeyle alakasını kesmiş gibiydi. Mütemadiyen ve sabahlara kadar düşündüğü günlerin acısını çıkarmak için olacak, kafasının mutlak suretle boş kalmasına gayret ediyor ve evde kendisine sorulan en basit şeylere bile omuz silkmekle mukabele ediyordu. Şahinde Hanım eskisi gibi komşu komşu dolaşıp gevezelik etmekte, alemler yapmaktaydı. Araya giren soğukluğa rağmen Hilmi Beylere bile gidip geliyor, yalnız burada Muazzez'in başkasına sözlü olduğunu asla ağzına almıyordu. Fakat başka yerlerde, daha bir kararımız yok ama bilmem ki, damadı pek zengin diyorlar. Ahlakı da melek gibiymiş diyerek Ali'nin senasında bulunmaktan geri kalmıyor ve bu sırada ondan damat diye bahsederek işin pek iktidalarda bulunmadığını anlatmak istiyordu. Fakat tek başına bir şey becerecek kadar aklı olmadığı ve Selahattin Bey ile Yusuf da bu son günlerde kendi havalarında gezdikleri için nişan hazırlığı filan yapıldığı yoktu. Bu vaziyetten en çok sıkılan ve ne olduğunu, ne olacağını bir türlü anlayamayan Muazzez, her sabah ve her akşam Yusuf'u tek başına bulup konuşmaya karar veriyor. Fakat bazen cesaretsizliği, bazen de Yusuf'un yorgunluktan bitkin bir halde eve gelip derhal yatağa girişi yüzünden bunu bir türlü yapamıyordu. Birkaç kere annesinin ve babasının evde olmadığı akşamlar Yusuf'u geç vakte kadar bekledi. O gelince önüne çıkıp "Yusuf abi" diye söze başlayacak oldu. Yusuf derhal onun sözünü keserek "Daha yatmadın mı Muazzez?" dedi. "Kış günü bu kıyafetle sofaya çıkılır mı? Koş yatağına. Ben de bugün çok yoruldum. Hemen yatacağım." Genç kızın cevap vermesini beklemeden odasına girdi. İlk zamanlarda Yusuf'a karşı müthiş bir hiddet, hatta kin duymaya başlayan, sonra yavaş yavaş bu kızgınlığı büyük bir teessüre çevrilen Muazzez, son zamanlarda Yusuf'un halinden korkmaya başlamıştı. Herhalde abisi göründüğü kadar sakin olmayacaktı. Bir akşam gene başlamak üzere olan mukameleyi kesmek için sert sert cevaplar verirken birdenbire elini uzatarak Muazzez'in yanağını okşamış, Muazzez bu elin sıtmalı gibi titrediğini fark etmişti. Bazen kızın sözlerini hiç kesmeden belki 10 dakika ve daha fazla dinliyor, gözlerinde anlayan da aynı şeyleri hisseden ışıklar yanıyor, fakat karşısındakinin sözü biter bitmez sanki hiçbir şey dinlememiş ve rüyadan uyanıyormuş gibi kuru, yabancı, manasız bir cevap veriyor ve hemen uzaklaşıyordu. Onun bu hallerini gördükçe zavallı Muazzez'in perişanlığı daha çok artıyordu. Bütün gününü evde yalnız geçirdiği için kendi kendini dinlemeye alışmıştı. Durup dururken ağladığı, sonra hafif bir tebessümün dudaklarına yayıldığı oluyordu. Kübra ile anasıysa evde hayal gibilerdi. Kendilerine lüzum olmadığı zaman yok oluyorlar ve arandıkları zaman sanki havanın içinden birdenbire beliriyorlardı. Onlar da sinirlerinin uzun süren bir uyanıklığını dindirmek için Selahattin Bey gibi manevi bir uykuya dalmışa benziyorlardı. Kübra biraz toparlanmış olmakla beraber yüzünün hasta sarılığını hala muhafaza ediyordu. Birkaç kere gündüzleri yukarı kata Muazzez'in yanına çıkmış, yapayalnız bir odada bir mindere yüzük oyunu yatarak düşünen genç kızla bir iki laf etmek istemişti. Fakat birbirlerine söyleyecek bir şey bulamadılar ve sıkıntılı bir sükût içinde uzun zaman yüz yüze bakıştılar. Bugünden sonra Muazzez, Kübra'dan büsbütün kaçar oldu. Sebebini bilmediği halde bu kıza karşı içinde bir kızgınlık var gibiydi. Bir insana en muhtaç olduğu bu zamanlarda bile aklına bir kere olsun Kübra gelmemiş ve o bunu arayınca da ona ısınamamıştı.
ısınmak şöyle dursun, birbirlerine susarak bakışırlarken onun gözlerinde kendisini ısırmak isteyen parıltılar sezer gibi olmuştu. Mümkün olsa gündüzleri bu evden kaçacak yahut bir köşeye saklanacaktı. Bereket versin evde kapalı kalan ve ehli bir hayvan halinde, fakat çok daha maksatsız büyüyen kızların hepsinde olduğu gibi onda da vücudunu ve kafasını hiçbir şeyle meşgul etmeden, hiçbir şey düşünmeden ve hiçbir şey yapmadan saatlerce, günlerce, belki aylarca, senelerce bekleme kabiliyeti vardı. Ve içini yakan düşüncelerden bitap bir hale gelince bu mutlak hiçliğin kucağına atılıyordu. 2. kısım 6. bölüm. Bir tesadüf, daha doğrusu bir felaket birdenbire her şeyi değiştirdi. Hacı Rıfat'ın İhsan bir haftadan beri düğün yapıyordu. Bir çarşamba akşamı ahenk ve coşkunluk son haddine varmıştı. Çay içi denilen mahalledeki evin avlusu kadınlarla ve kapının önündeki meydan erkeklerle doluydu. Hepsinin başları hacı yazmasıyla örtülü kadınlar avlunun kenarında sıralanmış ve oturmuşlardı. Ev halkından bir kısmıyla samimi ve teklifsiz misafirler yukarı kata çıkan merdivenlere dizilip aşağıyı seyrediyorlardı. Oldukça soğuk havaya rağmen, belki de yaklaşmakta olan baharın verdiği bir cesaretle düğün açıkta yapılıyordu. Avlunun ortasındaki taşlıkta birkaç çingene karısı ellerinde zilli teflerle kısa tempolu oyun havaları çalıyorlardı. Mahallenin genç kadınları ve kızları önlerine bakarak ve sarı çetik pabuçlu ayaklarıyla kısa adımlar atarak bu kasabaya mahsus oyunlar oynamaktaydılar. Gelin başında sıra sıra altın ve incilerle yüklü bir fes taşıyor ve ince bir tül arkasında iki demet sarı tel yanaklarının üstünden göğsüne uzanıyordu. Onu bugünün hürmetine bir tahta iskemleye oturtmuşlardı. Şaşkın ve ağlamış gözlerle ara sıra etrafı süzüyor, fakat daha ziyade önüne bakarak ihtimal bu sıkıntının biteceği dakikayı bekliyordu. Kolları ellerini örtecek kadar uzun olan ve etekleri yerde kat kat biriken vişne çürüğü kadifeden dallı elbisesi yüzüne hafif bir pembelik veriyor ve avlunun bir köşesinde yanan çıraların ışığı nemli kirpiklerini zaman zaman parlatıyordu. Yanı başında oturan anası mütemadiyen üslüyle gözlerini siliyor ve ikide bir de gelip kulağına bir şeyler söyleyen oğlan tarafına mensup kadınlarla konuşuyordu. Birkaç kere gelini de oyuna kaldırdılar. Çingene kadınların tefleri birdenbire seslerini yükseltti. Kısa mısralı şarkılar ağızlardan daha mana, hatta daha şehvet dolu olarak dökülmeye başladı. Ortaya çıkınca bir müddet ne yapacağını şaşırmış gibi bekleyen gelin, yavaş yavaş adeta donukluktan çözülüyormuş gibi kımıldadı. Etekleri zemini iri, siyah taşlar üzerinde ileri geri birkaç hareket yaptıktan sonra sıçramaya benzeyen küçük hamlelerle avluyu dolaşmaya başladı. Altın işlemeli iri dalları, çıraların ışığında parlayan kalın kadife elbiseye rağmen vücudunun henüz çocukluktan çıkmayan naifliği belliydi. Bol yenli kolları ancak göğsünün altına kadar kalkıyor ve parmakları işitilmeyecek kadar hafif şıkırdıyordu. Başından sarkan tüllerin altında ince ince beline kadar uzanan saçları vücudunun hareketlerine uyarak sallanıyordu. Yarı kapalı gözleri hep yerdeydi. Oyluklarını saran enli gümüş kemer, kalçalarının hafif ve ahenkli hareketlerini meydana vuruyor ve bu sırada ışık oyunları yapıyordu. Bütün raks, gelinin vücudunun muhtelif yerlerini belli belirsiz fakat görülmemiş bir ahenkle ve birbirinin içinde kaybolarak hareket ettirmesinden ibaretti. Kenarda dizili duran ve memnun bir tavırla başlarını sallayan kadınlar ve onların yanı başlarında bağdaş kurup usta usta oturan çocuklar, sanki gelinin hareketlerinden en ufak bir noktayı kaçırmaktan korkuyorlarmış gibi dikkatle bakıyorlardı. Merdivenin altındaki bir tahta ambarın üstünde ilişen İhsan'ın annesi bile hizmetçilere emir vermeyi bırakmıştı. Tasvip eden gözlerle oyunu takip ediyor ve aslan oğluna layık bir gelin olduğunu düşünüyordu. Dışarıda erkeklerin yaptığı ahenkse hiç bu kadar sakin ve ağır değildi. Geniş ve tozlu meydanın kenarlarına dikilen sırıkların üzerinde demir ızgaralar vardı ve bunların arasına sokulan çıralar meydanı oldukça aydınlatıyordu. Bir kenarda mevki alan iki davulla iki zurna ve bir klarnetten ibaret çalgı heyeti bir an bile durmadan ardı arkası kesilmez havalar çalıyor ve zurnacıların şişirilmiş birer kursak gibi gerilen yanakları yağlı yağlı parlıyordu. Kenarlara dizilmiş olan ağaç kütüklerinin üzerinde
kasabanın ileri gelen delikanlılarının hemen hepsi mevkiye almıştı. Mavi çuha elbiseli kabadayılardan, nefti şeytan bizi giymiş efendilere kadar. İhsan'ın bütün dostları gelmişlerdi. Az çok herkes sarhoştu ve İhsan bir elinde koca bir binlik, öbüründe teneke ve maşrapa ile dostlarını dolaşmaktan geri kalmıyordu. Esmer yüzünde manasız bir yorgunluk ifadesinden başka bir şey yoktu. Ter damlalarıyla ıslanan ince ve seyrek bıyıkları arkadaşlarının önünde şaşkın bir gülüşle sanki daha seyrekleşiyordu. Arkaya doğru attığı oyalı yemenili fesi, başının yan taraflarındaki siyah kıvırcık saçlarla ortasındaki usturayla kazınmış yeri meydana çıkarıyordu. Kafasının içinde bu akşam arkadaşlarına iyi hizmet etmek, onları iyi eğlendirmek düşüncesinden başka bir şey yoktu. Bunun için zurnalar biraz duracak olsalar derhal küfürleri savurarak o tarafa koşuyor, fakat zavallı çingenelerin pek çabuk boşalan iri rakı şişelerini adamlarına mütemadiyen doldurtmayı da unutmuyordu. Çalgıcılar halay havası çalınca kütüklerin üstünden hemen 15 kişi kalkıyor, arka arkaya dizilerek ağır ve ölçülü adımlarla meydanı dolaşıp oynamaya ve ellerini başlarının üstünde birbirlerine yaklaştırıp tekrar yanlarına bırakmaya başlıyorlardı. Bazen parmaklar iyi şakırdasın diye toprağa sürülüyor ve ağızlarından birer sarhoş geğirmesini müteakip yüksek perdeden bir nara fırlıyordu. Ali daha erkenden gelmiş ve bir köşeye oturmuştu. Pek sarhoş değildi. Çiğlik olmasın ve İhsan'ın hatırı kalmasın diye iki yudum rakı içmişti. Orta yerde dizlerini toprağa vurup dönen iki arkadaşına keyifli gözlerle bakıyor, kendi düğününde her şeyi daha iyi yapabilmek için etrafına dikkat etmekten de geri kalmıyordu. İhsan birkaç kere gelip Ali'nin yanına oturdu. Nasılsın bakalım, senin düğün ne zaman dedi. Etme canım, daha ortada bir şey yok. İhsan sitemli bakışlarla onu süzdü. Bizden de mi saklın? Gücendim doğrusu Ali, dedi. Öteki cevap vermeden İhsan yerinden fırladı. Ali onun gittiği yere bakınca birkaç kişiyle birlikte gelen Şakir'le Hacı Ethem'i gördü. Şakir her zamanki gibi sarhoştu ve Hacı Ethem'in koluna girmişti. Ayağında paçalarının düğmeleri çözük, haki, külot pantolon, sırtında lacivert bir ceket ve yelek vardı. Oturanlar yeni gelenlere aralarında bir yer açtılar. İhsan onları karşıladı ve itibar etti. Şakir kendisine uzatılan rakı dolu maşrapayı yakaladı. Kaşlarını havaya kaldırarak dikti. Sonra yüzünü buruşturarak avucunun içiyle ağzını sildi. Hacı Ethem cebindeki leblebiyle üzümü çıkararak uzattı ve İhsan'ın adamlarından biri büyük bir çinko sahanın içinde turşu yetiştirdi. Bu aralık Şakir'in gözü birdenbire kendisinden 5-6 adım ötede oturan Ali'ye ilişti. Derhal etrafındakileri dirsekleriyle iterek olduğu yerde serbestleşti. Sonra başını yukarıdan aşağıya ve sağdan sola gezdirerek müthiş bir nara attı. Oradakilerden birkaçı işi derhal çaktılar ve Hacı Ethem kendi kendine sardık başımıza belayı dedi. Çünkü ortada güya henüz bir şey olmadığı söylenmesine rağmen Ali'nin muazzeze alacağına kasabada olmuş bir iş diye bakılıyordu. En ziyade Şahinde Hanım'ın da inkar tarikiyle ilan ettiği bu havadis daha ilk günlerden beri Şakir'in kulağına da gelmişti. Hacı Ethem'le ikisi Yusuf'un 320 lirayı nereden edindiğini derhal anlamakta çok güçlük çekmediler. Hacı Ethem bu olana güzel bir oyun oynamak niyetindeydi ve fırsat bekliyordu. Halbuki Şakir olmuş bitmiş saydığı, emelleri suya düşüren, her şeyi bırakıp peşinde koştuğu kızı birkaç yüz sarı lirayı sayınca elinden alıveren rakibini görür görmez köpürmüştü. Güya kime söylendiğini belli etmeyerek fakat yarı yarıya Ali'ye bakarak küfürler savuruyor ve ''Aman Şakir Bey, sana yakışmaz, ağır ol, dinin hakkı için'' diye kendisini teskine çalışanları omuzlarıyla iterek ''Bırakın beni, ben yakarım'' diye bağırıyordu. Ali de derhal işi fark etti. Bir bela çıkmasın diye gitmeyi düşündü. Fakat ondan sonra Edremit'te kimsenin yüzüne bakmaması icap ederdi. Bu kadarını yapamayacağını anladı ve aldırış etmemeye çalışarak yerinde kaldı. Şakir gitgide azıyordu. Bir kere aklı muazzeze saplanmıştı. Mütemadiyen onu görüyor ve nazarları Ali'ye iliştikçe hakikaten içinde kaynar sular köpürüyormuş gibi oluyordu. Bu korkak, bu miskin bakkalın kedisi gibi bir fabrikatör oğluna, bir beye üstün tutulmasına aklı ermiyor ve bütün bunların mesuliyetini bir anda Ali'de buluyordu. Benden kabadayısı varsa
çıksın meydana diye bağırdım. Yok ağam, senden üstün yiğit Edremit'te ne gezer diye etraftan hemen cevap verdiler. Benim yediğim yemişe elimi kim sürecekmiş bakayım? Gene etraftan atıldılar. Kimin haddine düşmüş Şakir Bey? Sen keyfine bak. Ali yerinde rahat oturamaz oldu. Şakir boynunu iki tarafa kıvırarak gözleri kapalı bağırıyordu. Böylesi varsa kanını içerim. İçeriz Şakir Bey, sen rahat ol. Bu sırada davul zurna tekrar bir halay havası çaldı. Gitgide muvazenelerini kaybeden bacaklar yerde sürüklenip toz çıkararak birbiri arkasına dolaşmaya başladılar. İkide bir de oynayanlar duruyor, bellerinden tabancalar çıkararak havaya 4-5 el sıkıyorlardı. Şakir etrafındakileri iterek ortaya atıldı ve oynayanların arasına katıldı. İpekli halep işi kuşağı çözülmüş, yerde sürünüyor ve ayağına dolaşıyordu. Sol eliyle onu beline sokuşturarak oynamaya başladı. Zorla ayakta duruyor ve olduğu yerde dönüyordu. Dizlerini yere vurmak için eğildiği sırada yüzüstü tozlara yuvarlandı ve güçlükle doğruldu. Gözlerini açamıyor ve etrafa göz kapaklarının arasındaki bir çizgiden bakıyordu. Bir aralık Ali'nin önünde olduğunu hissetti. Ona dönerek dimdik durmaya çalıştı. Yüzünün adaleleri ve dudaklarının kenarları sinirli sinirli oynuyordu. Hep o yarı kapalı gözlerle kaşları alnına doğru gerilmiş, meydan okuyan bir tavır aldı. Ali de doğrulmuştu. Sapsarı yüzüyle karşısındakine bakıyor ve şu anda Şakir'i değil, etrafındaki arkadaşlarını ve korkaklık yaparsa onların ne diyeceğini düşünüyordu. Şakir hafif bir silkindi. Oyuncular halkasının ortasına girmiş bulunan bir davulla bir zurna bu tarafa yaklaşmıştı. Davulcu kamburunu çıkararak var kuvvetiyle tokmağa vuruyor, zurnacı ise bütün vücuduyla oyuna iştirak ediyormuş gibi kıvrıla kıvrıla üflüyor ve çalgının ağzını bazen oynayanlardan birine, bazen de büsbütün coşarsa dimdik gökyüzüne çeviriyordu. Şakir oyuna devam ederek birkaç adım ilerledi. Bu sırada seyircilerden ve oynayanlardan bir kısmı silahlarını çekmişler, birbiri arkasına havaya sıkıyorlardı. Şakir de elini sol tarafına attı. Lacivert ceketinin altından iri bir Smith & Wesson tabancası çıkararak yıldızlara doğru 3 el sıktı. Sonra sanki bu ağır silahı taşımaktan yorulmuş gibi kolu ağır ağır aşağı indi. Ali'nin hizasına gelince durdu. Dimdik uzandı ve daha aşağı inmedi. Şakir'in biraz evvel açılmayan gözleri şimdi yüz yuvarlaktı ve biraz dışarı fırlamış gibi görünüyordu. Başı biraz sağa eğildi ve gözü namlunun hizasına gelince iki defa arka arkaya tetiği çekti. Bütün bunlar tabancasının çıkıp havaya sıkılması ve sonra Ali'ye doğru uzanması bir nefes alımı kadar zamanda olmuştu ve birçokları ancak silah sesi üzerine başlarını o tarafa çevirdiler. Ali kurşunları yiyince başını geri atmış, oturduğu kütükten aşağı toprağın üstüne süzülüvermişti. Meydanda bulunanların hepsi, oynayanlar, davulcular, zurnacılar, rakı içenler, artık sızmaya başlamış bulunanlar birbirine girmişti. Herkes yerde yatanın başucuna koşuyordu. İhsan diz çökmüştü. Ali'nin başını ellerine almış, yanında ayakta duranlardan birine başıyla işaret etti ve eğilip yaralının göğsünü açtı. Kurşunlar dört parmak arayla sol tarafa girmişlerdi. Siyah birer delikten ibaret olan bu yaralardan pek az kan geliyordu. İhsan başını kaldırarak etrafındakilere baktı. Gördünüz ya, gitmiş demek istiyordu. Oradakilerden biri bilgiç bir tavırla "Bırakın yakasını gayri, Allah rahmet etsin" dedi. Hep birden "Allah rahmet etsin" dediler. Ancak bundan sonra akıllarına Şakir geldi. Başlarını çevirip baktıkları zaman onu hala orada ateş ettiği yerde durduğunu, tabancayı tutan sağ elinin ölü gibi aşağı sallandığını ve diğer eliyle de kendisini götürmek, kandırıp kaçırmak isteyen Hacı Ethem'le diğer adamlarını uzaklaştırmaya çalıştığını gördüler.